Günaydın Taylan Bey. Burası mı? Aa evet, hemen burası. Çal kapı. Ceylan'a bir haber vereyim. Sizin ne işiniz var burada? Sizinle konuşmaya geldim Ceylan Hanım. Benim sizinle konuşacak bir şeyim yok. Kızım dur, kanım bir dur bir. Gülnur Hanım. Kızmakta haklı kızınız. Sadece neden böyle davrandığımı bilmiyor. Tabii. Sizin gibilerin hep haklı bir sebebi vardır değil mi? Ya göz süzmüşümdür ya kuyruk sallamışımdır. Hayır. Ben sadece... Evime gelen insanların güvenilir olduğundan emin olmak zorundayım. Bu ne demek? Yaptığınız ahlaksızlığı böyle mi açıklıyorsunuz? Anlaması kolay değil, biliyorum. Bakın, biz çalışanlarımızla gerçekten vahim olaylar yaşadık. Evimize gelip hırsızlık yapanlar oldu. Misafirlerimizle uygunsuz ilişkiler yaşayanlar oldu. Aytür biliyor hepsini. Onlar ne biçim şeyler öyle? Daha da vahimi, evimizdeki mahrem olayları gazetecilere satanlar bile oldu. Yani bu durum bizi, özellikle de annemi gerçekten çok üzdü. Biz de onlardan biriyiz, öyle mi? Olmadığınızı anladım. Ama işteki ilk gününde evdeki elbiseyi alıp deneyen bir çalışanı sınava tabi tutmak zorundaydım. Kızım. Sen öyle bir şey mi yaptın? Annem öyle değil. Ben anlatacağım sana. Merak etmeyin Gündür Hanım. Ben işin aslını astarını öğrendim sonradan. Yani kızınızın ne kadar namuslu, ne kadar dürüst biri olduğunu da. Madem öğrendiniz, artık rahat bırakın bizi. Ceylan Hanım, siz bizim çalışanlarda aradığımız en değerli şeye sahipsiniz. Güvenilirsiniz, dürüstsünüz. Yani böyle bir olay yüzünden işinizden olmanız beni gerçekten çok üzüyor. Bakın buraya tek bir şey söylemek için geldim. Gönül rahatlığıyla işinize dönebilirsiniz. Benim sizin işinize ihtiyacım yok. Gündür Hanım. Ben bir şey diyemem. Sizden tek bir ricam var. Lütfen bu konuştuklarımızı bir kere daha düşünün, olur mu? Düşünecek bir şey yok. Lütfen siz de artık bizi rahat bırakın. İyi günler.
işte geç kalmayayım. Konuşuruz sonra abla. Selametle. Kızım, ne diyor bu adam? Ne elbisesi falan giymişsin sen? Anne, o iş öyle değil. Onlar giymediklerini Aytül ablaya veriyorlarmış. O da satıyormuş. O da bunlar bana olmuyor, sen giy diye ısrar edince. Ha, sen de Aytül'ün lafına uydun öyle mi? Anne, çok ısrar etti, ne yapayım? Ah Aytül, ah. Adam da seni o kıyafetle gördü, öyle değil mi? Kızım, ben olsam ben de işkillenirim. Neyse ki senin nasıl biri olduğunu anlamıştı adam. Yoksa bizim kapımıza kadar gelir miydi? Ne olursa olsun. Ben bir daha dönmem o eve. Sınavsa da sınav. Böyle iş mi olur anne? Neyse. Ablam biraz toparlansın da daha olmadı, ben gidip çalışırım. Ya adam bana biraz samimi gibi geldi. Ben ne bileyim işte. Annem. Sen beni dinle. Orası bize göre değil. Ama ben yeni iş bulacağım. Söz aklın kalmasın. Ben yeni iş bulacağım, tamam mı? Peki